gelenekselleşecek bir turnuvaya geldik ve uzun bir süre sonra Fenerbahçe bu arenada güçlü rakiplerle oynadı. Hazırlık döneminin içinde birçok tabii ki problemlerle boğuşan ve bu takım olmak konusunda sıkıntılı olan bir takımız ama buradan önemli sonuçlarla da ayrılacağız. Hem oyuncularımızın ne yapabileceğini hem de bizim bu seviyede oynadığımız maçlarda oyuncularımızın nasıl bir performansla karşı karşıya kalacağını görmek adına önemliydi. Oyunun içindeki birçok pozisyon var ve bunları tek tek değerlendirmek yerine golü yedikten sonraki Fenerbahçe'nin dağınıklığı ve oyundan düşmesi bizim için önemli bir saptama ve bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ama birçok oyuncumuzun da pozisyon olarak aksadığını ve bu aksaklıkların giderilmesi için oyuncuların doğru pozisyon alması gerektiğini de karşılığını aldık. Bu turnuvanın bize katacağı, bu turnuvadan çıktığımızda kendi özgüvenimizin yerinde olarak çıkmasıdır. Çünkü biz hem takım olarak hedefimize hem de oyuncularımızı kazanmak adına önemli bir sürecin içindeyiz ki oyuncularımızla da bunu paylaşıyoruz. Güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. Bu türlü maçları oynayarak eksiklerimizi çok net bir şekilde görme imkanına da sahibiz. Yakın zamanda da hangi oyuncuların eksikliği konusunda da açıklamalar yapıldı zaten. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bazı oyuncularımızın ufak tefek problemleri vardı, gelmediler. Çok derin bir kadroya sahip değiliz. Mevki olarak da çok derin bir kadroya sahip değiliz. Ve bu derin kadroya sahip olmamanın sıkıntılarını bazen zorluklarla yaşıyoruz. Ama bu bize gösteriyor ki önümüzde bir kulvar var. O da şampiyonluk kulvarı. Bunu rahatlıkla geçebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hedeflerimiz belli, temaslarımız belli. Bunlar çok net, uzun zamandır çalışılan hedefler. Umarım kısa süre içerisinde halledip bir an önce takıma katarız. Ve istediğimiz düzeye de oyuncularımızı bir an önce çıkarırız. Bu eksiklik tabii bizi oldukça zorluyor zaman zaman ama bu bir mazeret değil. Bir an önce toparlanmak ve çalışmak bizim önümüzdeki bekleyen gerçek. Ya hazırlık maçları yapıyoruz. Dilar 2 gün önce geldi. Ve takımımızla bir antrenman yaptı. Bizimle beraber oldu. Özel antrenman programlarını yürütüyordu. Ya bu türlü maçlarda hatalar aslında biraz şefkatle ve sevgiyle karşılanmalı. Ona ihtiyacı var takımın. Sanıyorum bir daha olmaz. Fenerbahçe bu türlü turnuvalara katılmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin prestiji de ortada. Sonra bunlar hazırlık turnuvaları, hazırlık maçları. Ben skordan çok daha farklı şeylere bakıyorum burada. Bunlar hep oluyor. Birkaç gün önce başka takım da bu skorları yaşayabiliyor. O yüzden bunları çok öyle değerlendirmemek lazım. Burada olmak önemli. Oyuncularımızı buraya getirmek ve burada oyuncularımızla beraber olmakla ilgili yaptığımız planın uzaması elimizde olmayan bir neden. Bunlar çok normal. Belki 3-4 gün önce, 5 gün önce, 1 hafta önce bunlar olabilirdi. Ama olmadı. Bunu bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Burada olmak önemli. Evet, bu türlü bir aynı, şu anda görünmeyen aynı sikletlerin karşılaşması gibi olsa da ama Fenerbahçe'nin kendi sikleti var. Fenerbahçe'nin bulunduğu büyüklüğün sikleti var. Biz her zaman bunun arkasındayız ve bunu düzeltecek hem deneyime hem de tecrübe hem de şu anda birikime sahibiz ki çok kısa süre içerisinde de bence bu eksikler giderilip gerçek Fenerbahçe'nin o şablonunu göreceğiz. Ben Wolfsburg ve oynadığımız Erteberlin maçlarında takım olarak birçok pozisyonda önde olduğumuzu ve kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Bu maçta sadece biraz gol sonrasında dağıldık. Hasan Ali'nin erken çıkışı, o anda eksikken gol yiyişimiz. Arkasından 3 goldeki bireysel hatalar. Arka arkaya gelince biraz orada demoralize oldu takım. Onu toparlamak gerekiyordu. İçeride konuştuk ve toparladık. Bence çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Önemli oyuncular bize çok büyük katkıları olacak. Bu iki oyuncunun ki bence Victor'un ve onun yanında Geri'nin de performansları arttıkça onlara katkısı büyük olacak ki hücumda önemli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün fark ettiyseniz bilmiyorum orijinal pozisyonunda olmayan oyuncularla oynamak zorundaydık. Ve bu onlar
Hocaların hatalarını ben hata olarak değerlendirmiyorum. Çünkü pozisyonları değil. Ve bu pozisyonlarda yapılan hatalar oyuncuları mal edilemez. Çünkü bu bütün takım. Onların performansı takım adına tecrübeleri, oyundaki istekleri, doğru planlamaları iyi. Zaman zaman onlar da çok düştü oldu ama önemli katkılarda olacakları kesin. Fenerbahçe'nin önemli bir gücü olacakları da kesin. Onları destekleyecek birkaç oyuncunun da performansı da bu bize oldukça faydalı bir şekilde geri dönecek. Ağır bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum ama yarın sonucu alacağız. Büyük bir ihtimalle ayaktaki, ki doktor değilim ama frontal fasyal problemi var. Ama çok büyük bir problem olduğunu bilmiyorum. Şu anda tekrar incelemeden sonra belli olur. Zaman zaman bu konuda sıkıntılar olmuştu Hasan'ın. Diğer taraftan ben biraz bu işi sevgiye bağlıyorum. Bizler severken biraz fazla sevdiğimizde çok fazla sıkıp canımızı acıtabiliriz. Bazen sevgiyi de abartabiliriz. Daha sonra da Nebil'i alkışladılar, desteklediler. Bu arada Nebil sol bek oynadı ki onun mevkisi değil. Yine şunu söyleyeyim, o oyuncunun oradaki bence fedakarlığı, takım için yaptığı bir duruş sahada. Ben Nabil'in profesyonelliğini ve takım içindeki coşkusunu destekliyorum. Ve her zaman da bir oyuncu hiçbir zaman örnek alınan ya da çok sevilen oyuncular olmayabiliyor. Oyuncu tiplerinden bahsediyorum. Nabil çok mücadele eden, koşan, takım için her pozisyonu oynamak isteyen, oynayan, görev verildiğinde kaçmayan, çok düzgün bir profil. Ve bence takımına da çok katkıda ve faydalı olacak. Bugün hiç bir problem olmadan her mevkide oynayabileceğini zaten biliyoruz. Ve bize bugün o konuda da yardımcı oldu. Ve bence çok erken gelmesine rağmen, 2 gün önce geldi, 3. günü çıkıp topunu da oynadı. Ben yine ne bile teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.